2 Kasım 2023 Perşembe, ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Avrupa'yı emir kasırgası vurdu. Alman Meteoroloji Dairesi, Kuzey Denizi ve Baltık kıyıları için şiddetli fırtına, rüzgar uyarısı yaptı. Aşağı Saksonya'da 46 yaşındaki bir kadın üstüne ağaç devrildiği için hayatını kaybetti. Beklenenden çok daha yüksek oranda yağmur yağdı. Avrupa genelinde 6 ölü var. NRW başta birçok eyalette tren seferleri aksadı, uçuşlar iptal edildi. Yarın iç kesimlerde güzel bir hava bekleniyor ancak ülke genelinde sert ve rüzgarlı bir hava bizi bekliyor. Yola çıkacaklar dikkat, fırtına da ağaçlara da çok dikkat etmek lazım. Kasırga Hollanda'yı da sert vurdu, yüzlerce uçuş iptal edildi. Fransa'da 140 kilometreye kadar rüzgarın hızı çıktı. 1 milyon evin elektriği kesildi. Bir şoför hayatını kaybetti. Kıyı kesimleri için sel uyarısı var. Belçika'da da aynı şekilde elektrikler kesildi. Çok sayıda ağaç devrildi. Tren ve uçak seferleri tüm Avrupa'da birçok yerde aksadı. Almanya, sığınmacıların çalışmalarını kolaylaştırıp hızlandıracak. İlgili yasa tasarısı bugün Bakanlar Kurulu'ndan geçti. Mümkün olduğu kadar hızlı çalışma hayatına girecekler. En erken 3 ay, en geç 6 ay sonra Duldung verilecek. Asgari çalışma süresi haftalık 20 saate indirilecek. Polise de ayrıca kaçakçılık suçlarına karşı telefonları dinleme yetkisi veriliyor. Yasa şimdi meclise girecek ve oylanacak. İş dünyası olumlu buldu. Ticaret odası hızlı çalışma izniyle mümkün olur. Dijitalleşmeliyiz açıklamasını yaptı. İşverenler Birliği de çok hızlı şekilde oturma ve çalışma izni verilmesini istiyor. Aynı yasayla başvurusu reddedilen mültecilerin sınır dışı edilmeleri de kolaylaştırılacak. Bu kişilere önceden haber verilmek zorunda olmayacak. 12 yaşından küçük çocuğu olanlar hariç. Kendi evlerinin dışında yakınlarının evleri de aranabilecek. SDO sığınmacılara verilen yardımların da kesilmesini istiyor. Eski Sağlık Bakanı Şipan sadece süresiz oturma izni olanlar sosyal yardımlardan yararlansın görüşünde. Ama tüm Avrupa'ya yardım dağıtsak kendisinin salgın döneminde boşa harcadığı paralar kadar zarara sokamayız ülkeyi. SDO kafayı şimdi de çifte vatandaşlığa taktı. Genel Sekreter Lineman Bild'e açıklama yaptı. Çifte vatandaşlık yasasının durdurulması gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar vatandaşlığın ve Almanca bilmenin değerlerimize uygun entegrasyona yol açmadığını gösterdi dedi. Mevcut anayasal vatandaşlık dünyanın en liberal yasalarından biri diye konuştu. Yeni yasa tasarısına göre 5 sene Almanya'da yaşayan vatandaş olabilecek. İyi uyum sağlayanlar da 3 yıla inecek. Ayrıca çifte vatandaşlık da mümkün olacak. Almanya'da 12 milyon yabancı ülke vatandaşı var. Bunların 5 milyonu 10 yıldan fazla süredir ülkede yaşıyor. Sene sonuna doğru çifte vatandaşlık çıkabilir. Ancak Alman vatandaşı olmayanlar bunu hiç beklemesinler, hemen başvursunlar. Çünkü başvuru süreci zaten 1-2 sene sürüyor. Ekonomide olumlu sinyaller gelmeye başladı. Alman Merkez Bankası önümüzdeki yıl yeniden ekonomik büyüme beklediğini açıkladı. İnşallah düzeleceğiz ama seneye. ARD yayınına katılan Başkan Nagel, Almanya Avrupa'nın hasta adamı değil diye konuştu. Bunu da sürekli tekrar ediyor. Yalnız durup dururken bunu söylemezsiniz. Şimdi ben mesela hasta gibiysem, öksürüyorsam, boğazım ağrıyorsa ama yine de diyelim akşam dışarı çıkmak istiyorsam yok ben hasta değilim derim. O hesap. Kim durup dururken hasta değilim der. Hasta olan ya da olmak üzere olan. Ola yazan der. Ola yazmak. Türkçe'de öyle bir ifade var. Pek kullanılmaz. Olmasına ramak kaldı. Az kalsın olacaktı anlamında. Tüm fiillerde kullanılabilir. Mesela dün yolda yürüyordum. Düşe yazdım. Az kalsın düşecektim anlamında bunu söyleyebilirsiniz. Çalışan sayısı son 32 yılın rekorunu kırdı. 46 milyona yükseldi. Almanya'da 46 milyon kişi çalışıyor. 1 milyon 340 bin kişi çalışacak durumda ancak çalışmıyor. 85 milyonda 46 milyon iyi bir rakam. Aynı nüfusa sahip Türkiye'de mesela 32 milyon kişi çalışıyor. Aslında çok daha fazla ama buradaki gibi bir sosyal yardım sistemi de yok. Çoğu insan maalesef kaçak çalışıyor, sigortasız, vergi ödemeden. Devlet bunu biliyor, öyle bir düzen tutturulmuş gidiyor. İnsanları zorla sigortasız çalıştırıyorlar. Almanya'da halkın %54'ü hala nakit para kullanıyor. Raiffeisenbank tüm şubelerini kapatan ilk bank oldu. Artık şubeye saatte bir iki müşteri geliyor. Marketlerden, bankamatiklerden zaten para çekilebiliyor dedi sorumlu kişi. Almanya nakiti terk etmek istiyor. Nakit yoksa kayıt var demektir ve vergi var demektir. Kara para aklayamazsınız demektir.
Avusturya'da yasa dışı IP televizyon sistemi satan bir gruba operasyon düzenlendi. Türkiye kökenli 20 kişi tutuklandı. 1 milyon 600 bin avroya el konuldu. Soruşturma Almanya'dan bir televizyon kanalının suç duyurusu üstüne gerçekleşti. Şifreli sistemleri çözüp vatandaşlara senelik 100 avrodan satıyorlar. Ancak bunları almak, izlemek, abone olmak yasa dışı. Bunlar yakalanınca ortaya listeler çıkıyor. Oradan son kullanıcının da başına dert açılabilir. İsviçre'de kamu yayıncılığından muaf tutulan evlerde denetimler yapıldı. Evde radyo, televizyon, internet yok derseniz ödemiyorsunuz bu parayı. Ancak iki evde internet olduğu tespit edildi. Almanya'da da eskiden böyleydi. Sonra tüm evlerden almaya başladılar. İsviçre'deki vergi yıllık 335 frank. Hollanda'da her iki seçmenden biri siyasi tercihini değiştirdi. %51 bu seçimlerde 2 yıl önce oy verdiği partiye oy vermeyeceğini, farklı bir partiye oy vereceğini söyledi. Uzmanlar bu davranışın olağan dışı olduğunu düşünüyor. Geçtiğimiz Mart ayında eyalet seçimleri yapıldı. Çiftçilerin kurduğu yeni parti burada büyük başarı kazandı ve paradigmaları değiştirdi. Fransa'da kürtaj hakkı anayasaya dahil edilecek. Bu konudaki yasal hazırlıklar başladı. Cumhurbaşkanı Macron, kadınların kürtaj özgürlüğünü kimse ellerinden alamayacak dedi. Aslında şu anda da böyle bir hak var. Ancak bazı durumlarda kısıtlanabiliyor. Kadın inisiyatifleri bu yüzden anayasal garanti istiyor. Beatles grubunun son şarkısı bugün yayımlandı. İlk notaları John Lennon tarafından yazılmıştı. Tam 45 yıl sonra İngiltere'de tamamlandı ve bugün yeniden yayımlandı. Leonardo da Vinci de 1462'de Milano Dükü için bir at heykeli yapmaya başlamıştı. O esnada Fransa ile savaş çıktı. Devlet ne kadar bronz varsa top yapımında kullanmak için el koydu. Da Vinci'nin bronzu da arada gitti ve bu heykel yarım kaldı. Hiç tamamlanamadı. 1999'da sanatçılar Da Vinci'nin eserlerini temel aldılar. Çizimlerine göre o heykeli tamamlayıp Milano'da sergilediler. Da Vinci hayatı boyunca sadece 17 resim yapmıştı. Mükemmeliyetçiydi. Son sözleri vakit oldu. Daha fazla vakit. Basitlik gelişmişliğin son noktasıdır diye muhteşem bir sözü var. Ne kadar basit yaşarsak o kadar iyi. Mona Lisa'nın ressamı en çok onunla tanınıyor. Mona Lisa benim Lisa'm demek. Sigorta yapmıyor şirketler çünkü paha biçilemez. Hiçbir şirket onu sigortalama riskine girmiyor. Hep önemli bir tabloydu ama asıl ününe çalınınca kavuştu. Üç İtalyan ellerini kollarını sallaya sallaya müzeden tabloyu çalıp gittiler. Ve dünya ünlü ressam Picasso şüpheliler arasındaydı. O da soruşturmaya tabi tutuldu. Picasso'nun şüpheli olması üstüne dünyanın en meşhur tablosu birden Mona Lisa haline geldi. Yetkililer o kadar da önemli olmadığını düşünüyorlardı. Picasso da masum çıktı. Birçok komplo teorisi ortaya attılar. Hatta Almanları suçlayanlar oldu. Almanlar tabloyu Fransızları aşağılamak için çaldılar dediler. Ve boş çerçevesi sergilendi. İnsanlar akın akın Louvre'a gidip boş çerçeve izledi. Derken hırsızlar ortaya çıktı. Üç İtalyan milliyetçi İtalyan eseri diye Mona Lisa'yı geri götürmek istedi. Onlara göre Fransızlar tabloyu kendilerinden çalmıştı. Yakalandıklarında biz değil Fransız Napolyon hırsız dediler. Hayat, yarım kalan tablolar, heykeller, hikayeler, daha bir sürü şey. Ama mutlaka yarım kalan bir şeyin alt alta yazılmasından ibaret. En çok da yarım kalan aşkların. Her aşk yarım kalır. Ne kadar çok seversen sev, diğerinden biraz önce ya da sonra ölürsün. Nazım, gidenin arkasından gelen, gideni bulacak mı zannediyorsun diye soruyor. Ben pek zannetmiyorum bunu. Onun için koşmak lazım. Alabildiğine başı dolu, başı boş koşmak. Devir Mussolini'nin faşist İtalya'sı devriydi. Roma'da bir pansiyon odasının çekmecesinde bir roman kahramanı olan arkadaşının mektuplarını buldu. Etiyopyalı genç bu mektupları sevdiği kadına yazmıştı. Onun adı Taranta Babu'ydu. Yaşamak ne güzel şey Taranta Babu. Yaşamak ne güzel şey. Anlayarak bir usta kitap gibi, bir sevda şarkısı gibi duyup bir çocuk gibi şaşarak yaşamak. Yaşamak birer birer ve hep beraber ipekli bir kumaş dokur gibi. Hep bir ağızdan sevinçli bir destan okur gibi yaşamak. Hoşça kalın.